Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve bugün çok değerli bir konuğum var. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi biraz ekonomiden bahsedeceğiz ama ekonominin tabii ki işte teknik kısımlarından bahsedeceğiz. Çünkü sizi de çok yakından ilgilendiriyor. İzleyenleri de mutlaka yakından ilgilendirdiğini düşünüyorum. Malumunuz enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz ve hepimizin isteği o ki paramızın değer kaybetmemesi. Bununla birlikte artık birçoğumuz altına ulaşamıyoruz. Biraz borsa bu son dönemde özellikle gözümüze ışık gibi çarpıyor. Ama burada da tabii ilginin artmasıyla birlikte dolandırıcılar da çeşitli yöntemlerle karşımızda. Öncelikle borsa dolandırıcılığı nedir? Bunu öğrenelim. Borsayı kullanarak, oradaki hisseleri kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Aslında gündemde dediğin gibi para var. Hani paramız kıymetlensin, hatta çok artsın. Hani ne kadar çok cebimizde paramız olsa o kadar mutlu olacağız diye baktığımızda da hackerlar da bu şekilde bakıyorlar tabii. Ha, bunlar parayı seviyorlar. O zaman ben oltanın ucuna parayı takarsam her türlü verilerini alabilirim. Hatta ellerindeki parayı bile alabilirim parayla. Çünkü burada sen bana bir miktar para vereceksin ve ben sana her ay düzenli olarak para vereceğim gibi vaatler de döndüğü için arka tarafta. İşte borsayı kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Yani bizzat yaşadığım iki kısa olayı anlatayım. Yani bir tanesi. İkisi de vapur iskelesinde oldu. Çok garip bir şekilde Beşiktaş vapur iskelesinde yaşadım bunlar. Bir tanesinde bir amca geldi yanıma, dedi ki böyle böyle dedi, işte fırsatlar sunuyorlar dedi. Görüyorum ben sizi, siz doğrusunu bilirsiniz. Bu böyle bir şey var mı dedi. Dedim ne sakın tıklayın ne de aman uzak durun dedim. Daha genç olanı da harika bir fırsat vardı dedi. Ve o fırsatı değerlendirdim, 7 bin lira yatırdım dedi. Her ay 2 bin lira gelecek, paranın yatmasını bekliyorum dedi. Dedim o para hiçbir zaman yatmayacak. Yani keşke daha önceden sorsaydın herhangi bir platformdan. Yani insanlar maalesef buna da kanıyorlar. Çünkü bunun bu şey gibi, bir boks maçı gibi saldırdı bu sefer hackerlar. Sağdan vurdular, soldan vurdular, vurabilecekleri her yerden vurdular. SMS gönderiyorlar, mesajlaşma uygulamalarından gönderiyorlar, sesli arama yapıyorlar. Hatta devlet büyüklerinin ve ekran yüzlerinin deepfake ve yapay zeka ile oluşturulmuş videolarını da sanki o sistemi anlatıp da bunun çok karlı olduğunu haberde anlatıyormuş bir dille vatandaşlara da bunu sosyal medyada verdikleri için herkes maalesef buna kandılar. Yani kanan çok fazla kişi oldu. Paraya yatıranlar oldu, linki tıklayanlar oldu. Çok farklı semptomlar var bu arada. Linki tıkladığında doğrudan telefon ele geçirilebiliyor. Yani bu bence en tehlikelisi. Paranın bile çalınmasından daha tehlikeli olabilir. Çünkü o telefonun içerisinde çoluğun çocuğun var. Senin bütün gizliliğin o telefonun içerisinde. Onun dışında tıklatıp kişisel verilerini alanlar oldu. Yine o linklere tıklatıp kişisel verileri aldıktan sonra banka bilgilerini ve gelen SMS'i de isteyip vatandaşın bankacılık uygulamasını kendi telefonunda aktif hale getirip kredi kartındaki paraları sanal karta aktarıp orada harcayıp eğer banka hesabına bağlıysa banka hesabındaki paraları havale edip bu da yetmiyor. Üstüne bir de ne başvurusu yapabiliyoruz? Kredi başvurusu. Evet, hızlı kredi başvurusuna başvurup bir de kredi borçlusu haline getirebilirler vatandaşları. Yani bu paradan para kazanma maalesef her zaman hackerlar tarafından ve dolandırıcılar tarafından çok tutulan ve revaçta olan bir sistem ve yine vatandaş bunun tuzağına çok kötü bir şekilde düştü. Şimdi